Şimdi telefon hazır bekliyormuş. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Muğla'dan Hanife Evet. Çakır hanımefendi arıyor. Buyurun. Evet hocam, hayırlı akşamlar, Çok hayırlı sağ olun. salılar. Teşekkürler. Sizi hep izliyorum, geçen sene de izliyordum. Allah razı olsun. Konuşmuştuk hatta. Tekrar düşürmek nasip Ne oldu güzel. Bu Ramazan'da inşallah. kavuştuk. Buyurun. Evet. Benim iki tane sorum var ama geçen seneden de bir alacağım var hocam. Hayır, hayırdır? Kur'an gönderecektiniz bana. Ben Kur'an istiyorum. Türkçe açıklamalı. Türkçe açıklamalı Kur'an kazandınız mı? Kazanmadım ama siz söz vermiştiniz. Ben söz verdim, gelmedi mi? Gelmedi. Allahu Ekber, özür dilerim. Yok, Arkadaşlar adına estağfurullah. özür dilerim. Bizim her gün Estağfurullah hocam. kayıt Biraz yapılıyor, Ramazan'ın son adreslere günleriydi. gidiyor. Evet, Bazen geciktirmiş gidip olabilir. bulamamış olabilirler ama Evet, hepsi evet. gidiyor. Yani şu Evet, anda çok arkadaşları buraya sağ olun. Allah çağırsam, razı olsun. adreslerinize baksalar belki de gönderildi diyecekler, bilemiyorum. Ama Tamam. mutlaka bütün arkadaş, bak yıllardır gönderiyoruz hediyeyi. Ha, Bir sağ olun, iki sağ kişi olun. de böyle oldu. Birine adres bulunmadı, gitti geldi vesaire. Ama böyle o Ha. arada olabiliyor. Kusurumuza bakmayın. Ama Estağfurullah mutlaka hocam, ne demek? gönderiliyor. Hatta şöyle yapalım bundan sonra. Sevgili izleyiciler, hediyenizi aldığınızda da arayın ne olur. Hediyem Evet. geldi diye Evet, teşekkür edin sizin ki biz de mutlu olalım. şahsınız. Buyurun. Hemen hemen gönderiyoruz inşallah. Çok teşekkür ederim hocam. Buyurun. Sağ olun. Allah İyi razı ki olsun. aradın, iyi ki düştü. Evet, Borçlu evet. gitmeyelim. Sağ olun. Allah razı Buyurun. olsun. Ne demek? Hocam ben dizlerimden rahatsızım. Yani dizlerimi kıvırıp bükemiyorum, yere de koyamıyorum. Sandalyede namaz kılıyorum. Evet. Ama ayakta sandalyeye oturup kalkmakta sıkıntım yok. Mesela namazı kıraat üzere ayakta kılıp secdeye gideceğimde sandalyeye, rüküyü ayakta yapıyorum. Secdeye gideceğimde sandalyeye oturarak yapıyorum. Bu doğru mudur? Sandalye ile müştebayı bir alalım buraya. Müştebay gel oğlum. İzledim sizi. Evet. Onu izledim, Müşteba'nın namazını. Müştebaya dün ya da evvelki gün oturttuk böyle. Evet, onu izledim. Oturduğu yerden Ha. başlattık. Şöyle Evet. iki husus var burada. Birincisi, imayla namaz kılıyorsa diyor alimler, kitapların bir kısmı, imayla namaz kılıyorsa ayağa kalkacakmış. İşte efendim secdeye gidecekmiş. Secdeye gidiyorsa diyor zaten ayakta başlasın, secdeye gitsin. Ama imayla namaz kılıyorsa otursun, oturarak yapsın diyor. Bir görüş bu. Ama Evet. şöyle bir genel kaide var. Siz oraya giriyorsunuz. Ne kadarına gücünüz yetiyorsa onu Ha. yapın. Gücünüz yetmediğinde oturun. Bu doğru. Ben de bunu söylüyorum. İşte bak Evet. kalkalım şimdi ayağa. Ben ayakta okuyabiliyorum. Evet. Allahu Ekber. Evet. Sübhaneke'yi okudum, Fatiha'yı okudum, Aha. Zamm-ı Sure'yi okudum, rükûya gittim, rükû da yapabiliyorum. Allahu Ekber. Evet. Semi Allahu lümen hamide. Ama secdeye gidemiyorum. Sadece secdeye gidemiyorum. Evet. Anladım. Oturuyorum. Oturduğum yerde Şimdi secde secdeyi yapıyorum. yapıyorum. Allahu Ekber. Hı. Sübhane Rabbiyel Ala. Sübhane Rabbiyel Ala. Sübhane Rabbiyel Ala. Semi Allahu lümen hamide. Allahu Ekber. Allahu Aynen. Ekber. Ayağa kalkabiliyorum hocam. Evet. Ben aşağı Evet. eğilemiyorum. Aynen. Bu da olur sevgili kardeşim. Çünkü Evet. bu kaide, ne kadarına gücün yetiyorsa onu yapacaksın. Diğer gücün yetmediğinde zaruret var. Dizini bükemiyorsun, yere gidemiyorsun. Dolayısıyla ayakta duruyorsun, güçlüsün ama dizlerinde güç yok. Bu şekilde Evet. olur. Allah kabul etsin. Teşekkür ediyoruz Amin. Müşteba. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Bir de Müşteba'yla namazda bugün Hı aradan sonra diğer bölümde hı. diş fırçalama adabını, misvak kullanma adabını, Peygamber Efendimiz nasıl misvak kullanırdı? İmam-ı Gazali'ye göre dişler nasıl fırçalanırmış? Onları inşallah göstereceğiz burada. Diğer Evet. sorunuzu da alalım. Namazda niyet ettik Allah rızası için. Sübhaneke'yi okuduk. Enzü Besmele çekip Elham'ı okuduk. Zamm-ı Sure'ye geçerken tekrardan Bismillah'ı çekmemiz gerekiyor mu? Hayır. Besmele Tamam. çekmiyoruz. Hatta birden fazla Zamm-ı Sure'yi aynı rekatta da okuyabiliriz Hanefi mezhebine göre. Orada bile çekmiyoruz Besmele'yi. Ancak Şafiler'de Besmele ayet sayıldığı için
Esmele çekmek zorundalar onlar. Esmele evet. çekiyorlar. Vitir vacibin işte şey tekrar tedbiri aldıktan sonra Allahümme inna nesta'inuke ve nestağfiruke. Bak hiçbir şey söylemedi. Duada evzu besmele çekilmez. Allahu Ekber denir. Onda zaten tekbirde dedik. Evet. Allahu Ekber hemen başlarız. Ettehiyatü'de de besmele çekilmez. Evet, orayı oturuşta. Biliyorum. Dualarda besmele yok. Besmele Kur'an olan yerde besmele çekilir. Dualarda Allahu Ekber denir. Zammı sureler de Kur'an'dan olduğu için besmele çekilmesi gerekiyor falan gibi söyleyenler de oldu da o yüzden ben size inandığım için sizden duymak istedim. Doğru. Zammı sure Kur'an'dır. Besmele çekmiştik. Biz nerede çektik? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. O besmele diğerlere ayet olmadığı için birbiriyle birleştiriyoruz. Evet. Bir tanesini de çekiyoruz. Ama Şafilerde besmele de ayet olduğu için aralarda da Bismillahirrahmanirrahim elem tera keyfe. Bitti. Bismillahirrahmanirrahim tamam. Lilafi Kureyş'in ilahi. Aradaki fark bu. Tamam? Tamam. Allah'a emanet tamam. olun. Sağ olun. Allah-u Teala bu güveninizi haklı çıkarsın inşallah. Biz sözümüzde duruyoruz hamdolsun. Ne diyorsak arkasındayız. İzmir'den bir telefon bekliyormuş. Selamun aleyküm. Aleyküm selam hocam. İzmir'e selam olsun. Aleyküm selam hocam. Dinliyorum. Hocam benim bir sorunum var. 3 sene olacak oğlum evleneli. Fakat kız tarafı oğlumu benden tamamen uzaklaştırdı. 5 aydır oğlumu arıyorum, telefonlarımı açıyor, hemen kapatıyor yüzüme. Açıyor, kapatıyor. Allah Allah. Fakat arkadaşı gitmiş bir yıldıznameye baktırmış. Neden böyle yapıyor bu çocuk diyerekten. Kara büyü diye bir şey yapılmış oğluma. Benden tamamen soğutmuşlar hocam. Ben ne yapayım, ne edeyim bilmiyorum. Kara büyüye mi inanıyorsun, oğluna mı inanıyorsun? Allah'ıma inanıyorum ona hocam. Ya kara büyüyle oğlunu uzaklaştıramazlar. Büyüye suçu yıkmayın. Suç oğlunda. Kara büyü diye bir şey yapabilirler. Ama karı koca arasını ayıramazlar. Ana baba ile evladın arasını ayıramazlar. Bakara 102'yi okuyun. Yıllarca anlatıyorum. Bakara 102. Allah-u Teala ayıramaz diyor. Büyücüler, sihirbazlar. Biz diyoruz ki her şeyi sihirbazlar, büyücüler yapıyor. Yapamazlar. Oğlunda suç var. Hata oğlunda. Önce hatayı oğlunda arayacaksın. Neden? El geldi oğlumu aldı. Oğlun iradesi yok mu? Niye gidiyor? Niye annesini bu halde bırakıyor? Niye annesine gözyaşı döktürüyor? Bak birinci sebep oğlun. Hemen onlara yüklenme. Oğlun sağlam dursaydı koparamazlardı. Oğlun müsaitmiş bu işlere zaten. Onun için düzelir. Hocam, düzelir. Namazımdaydı, dinindeydi. Şimdi de oruç tutuyor, ne bir şey tutuyor. Çok farklı birisi oldu, evladımı tanıyamıyorum. O da onun imtihanı, bunun bedelini ödeyecek. Bir gün gelecek, elini ayağına yapışacak inşallah. Babası sağlam mıydı? Evet hocam. Babası namazla abdestli miydi? Evet hocam. Korkma, gelecek o sana. Şimdi şeytana uyuyor, nefse uyuyor. Efendim, gençliğin verdiği güç kuvvete güveniyor. Ama yarın bir gün senin eline ayağına yapışmak zorunda kalacak. Kendini kahretme. O da bunun bedelini ödesin. Gelsin senden helallik dilesin. Oldu mu? Büyücülere, yıldıznameler bunlar kimse bilemez. Onlara sakın inanmayın. Yıldıznameye bakmış. Yıldızname kim ya? Yıldızname kim? Bilmiyorum hocam öyle dediler. Bilmiyor sen de. Ama ya yıldızname nasıl bilsin anacığım sen ana yapıldığını? Nasıl bilsin? Kim yıldızname dedin? Ona bakan bir insan geleceği nasıl görebilir? Gaybı nasıl bilebilir? Biraz kafamızı çalıştıralım. Allah diyor ki gaybı Allah'tan başka kimse bilemez. Biz falcıya inanmıyoruz. Falcı şöyle dedi. Buna inanmak da günah. Buna inanmak da günah. Suçu oraya atmayalım. Peki başka soru var mı? Yok hocam. Allah rahatlık versin, huzur versin. Sakın büyücüye, muskacıya gidip de ne varmış ne yokmuş diye sormayın. O bir tane böyle av arıyor. Avlanmışsınız.
Ona tuzağa düşmüşsünüz sadece. Allah bizi her türlü sihirbazların, büyücülerin, falcıların şerrinden korusun. Yuvaları yıkıyorlar bunlar. Sana şunu yapıldı. Eşin şunu yaptı. Kayınbiraderin bunu yaptı. Görümcen bunu yaptı. Hepsi yalan. Uyduruyor, uyduruyor. Sizin paranızı alıyor. Allah ıslah etsin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.